Hocam, birinci konuda maddi kelam ve maddi olmayan kelamdan bahsedildi. Evet. Maddi kelam yazılı ya da sözlü dedildi. Bir de maddelere bağlı olmayan kelam. O da Allah verir dedi. Bildirir. O da hak vasıtasıyla oldu. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Acaba telepati buna örnek midir? Ya da telepati örnek değildir. Yok, telepati örnek dersek sınırlandırmış oluruz. Şimdi burada kastedilen şu. Yani bir maddi kelam vardır dedi, işte yazılı, yani kitaplar maddi kelamdır. Harfler, harflere bürünmüş, işaretler veya ağızdan çıkan sözler. Bunlar maddi söz, kelam diye nitelenir. Bir de maddi olmayan kelam vardır ki hak vasıtasıyla öğrenilir. Allah bildirir dedi. Bakın bazen sohbetlerimizde zikrediyoruz. Tasavvuf konusunda yazılmış birçok eser vardır. Bu eserlerde tasavvuf A'dan Z'ye anlatılır. Ama anlatılmayan kısmı vardır. Yani her şey kitaba girmez, giremez. İşte o anlatılmayan kısımdır o maddi olmayan kelam. O Allah'ın öğretmesiyle öğrenilir. O hiçbir kitapta bulunmaz. Burada o zaman diğerlerinde muhatap, yani şöyle de özelleştirebilir miyim? Biraz daha böyle hani maddi kelamda muhatap var. İkinci şahıs var. Maddi olmayan da hakla muhatap. Tabii. Direkt ondan o zaman. Tabii, alışıyor. Direkt ondan. İlham bakın, mı hocam? Yine... İlham mı hocam? İlham tabii, ilham. İlhama çıkar. Yani. Tabii, son kapı ilhama açılır. Vehbi burada tabii vehbi ilimler, ledünni ilimler, bunlar işte maddi olmayan kelam statüsüne girer. Burada İbn Arabi Hazretleri kitabında zikrediyoruz, sohbetlerimizde de zikrediyoruz. Allah'ı hakkıyla bilebilmek için bir insan Allah'ın kendini o kuluna anlatması, bildirmesi lazım. İşte o maddi olmayan kelam kısmı. Sen uğraşsan da olmuyor mu hocam? Hayır. Olur. Bir noktaya kadar gelirsin. Bir noktadan öteye kitap okuyarak geçilmez. İstediğin kadar kitap oku. Dünyadaki bütün yazılmış kitapları oku. Yazılı kelam, sözlü kelam. Yazılı bütün kelamı. Allah isteyecek. Allah o kuluna kendinin anlatmak isteyecek, tanıtmak isteyecek. İşte o zaman o kapılar açılır.